Çırağı çokmuş, mor çatı mıyım ben? Önüne gelene yardım etmiş olsam halim ne olurdu? Bunu bilen var mı? Hadi bakalım, gelin siz de buraya. Ah, şu hayatta sizden başka benim neyim var ki? Kız, ne zaman geldin sen eve? Şimdi. İnsan gelince bir ses verir. Çocuğum olsa düşürmüştüm vallahi. Hala niye kızıyorsun şimdi durduk yere ya? Sus! Cevap verme! Hem ne var? Niye geldin sen iş saati eve? Hala... Ne? Ne duruyorsun? Ne bakıyorsun öyle yüzüme? Hala, ben sana bir şey diyeceğim. Belli. Var senin bir karın ağrın. Hadi ağzından baklayı çıkar. Ama hemen itiraz etme, tamam mı? İlk önce bir beni dinle. Feride, yoksa o kadın seni işten mi kovdu ha? Hayır ama ne alakası var ya? İyi, hadi söyle bakalım o zaman ne söyleyeceksin. Hala, bana para lazım. Para mı lazım? Bana borç verir misin? Sen beni banka mı zannettin? Şunun şurasında bir kefen param var, ona mı göz diktin? Hala ne göz dikmesi ya? Borç olarak istiyorum dedim. Utan utan. El alemin çoluğu çocuğu kazanıyor, eve paraları getiriyor. Sen de benim elimdeki 3 kuruşa göz dikiyorsun. Hala zaten aldığım paranın tamamını getirip sana veriyorum. Cebime doğru düzgün yol parası bile kalmıyor ya. Anlaşmamızı unuttun galiba. Ne kadar ekmek, o kadar köfte. İstersen arayayım abinleri gelsinler. Hala bak anlamıyorsun. Bu sefer durum çok farklı. Benim acilen para bulmam lazım. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Ne olacakmış kız? Hala bir kere de soru sormadan yardım etsen ya ne olur. Borç istiyorum dedim, sonra geri vereceğim söz. Benim acilen akşama kadar çok para bulmam lazım. Ne kadar çok? 20.000. 20.000 mi? Bırakın, bırak! Bana bak, rahat dur lan. Ulan. Bırakın beni gideyim. Bak, söz babam gelince paranızı verecek. Bırakın. Ulan senin babanın keyfini mi bekleyeceğiz lan biz? Abi yalvarırım bırakın. Ya babam tatilden gelsin, getirecek paranızı zaten. Tatil ha? Lan borcu olan adam tatile çıkar mı? Kısaca şuna desene senin paran çatır çatır yür diye. Abi, abi ne olur bırak ha! Yazık be sana. Sana üzülüyorum vallahi. Başka bir şey demiyorum. Bak, ne sevenim var ne bir şey. Baban zaten umurunda değilsin. Kız arkadaşı seni bıraktığı gibi gitti. Elimize kaldı. Hiç seveni yokmuş evlat. Ne yapalım? Ulan, ulan siz ne gerizekalı herifsiniz be. Lan bu haldeyken nasıl para bulacağım size? Kes lan kes! Elimde kalacaksın şimdi! Bırak bırak. Ceylan nefes alsın bırak. Zaten para gelmezse geberecek nasıl olsa.
Ne diyorsun kız? Ha? Delirdin mi? 21'in de ne? Ne yapacaksın sen bu kadar parayı? Hala söz veriyorum, kuruşu kuruşuna ödeyeceğim sana. Şimdilik lazım. Sen beni öldürecek misin? 20.000 bu, 20.000. Sen ne işlere bulaştın? Bir işe bulaştım falan yok ya. Hala. Feride, beni çıldırtma. Şu rahatlığa bak. 2 kilo pırasa ister gibi 20.000 istiyor. Sen ne halklar karıştırdın? Aklın yerinde mi? Hala bak ne olur. Söz veriyorum geri ödeyeceğim. Bana bak, sen kimlerle görüşüyorsun ha? Kimlerle? Bu kadar parayı sen ne yapacaksın? Hala bırak, vallahi bir şey yaptığım yok ya. Sen ne halklar karıştırıyorsun ha? Başımın belası. Mahallede adımızı çıkartacaksın. He? Hala ne diyorsun ya? Saçmalama. Zor durumdayım diyorum ya. Hem bir sürü kira alıyorsun. Vardır kenarda birikmişin. Ne birikmesi be? O kümes gibi evlerden 2 kuruş geçiyor anca elime. 2 kuruş daha fazla para alacağım diye o insanları kış günü sokağa atmayı biliyorsun ama. Sen bana hesap mı soruyorsun? Ya bilmiyor muyum sanıyorsun? Daha fazla para alacağım diye insanların ahını alıyorsun. Farkında mısın? Bunu vicdan azar bile nasıl yaşıyorsun? Ne yapacaktım? Bedavaya mı otursunlar? Melahattin açlıktan ağzı koksun. Öyle mi? Sen onu bunu bırak da sen bu kadar parayı ne yapacaksın onu söyle bana. Hala bir kere de soru sorma ya. Hayat memak meselesi diyorum. Borç olarak istiyorum. Geri ödeyeceğim sana. Ödeyeceksin. Neyle ödeyeceksin? Garsonluk yaparak mı ödeyeceksin ha? Benim param maram yok. Yemek de taştı. Senin yüzünden sana laf yetiştireyim diye. Of of. Yapmak zorundayım. Yoksa Murat'ı öldürecekler. Zeynep Hanım sizinle değil mi? Yo, Zeynep evde değil mi? Ay, demek sizin de ondan haberiniz yok. Ne demek istiyorsun Kiraz? Şey, aslında Zeynep Hanım eve geldi. Sonra odasına çıktı. Sonra bir baktık yok. Nereye gitmiş, nasıl yok? Valla biz de bilmiyoruz ki. Her yeri aradık ama. Geldin mi Selim? Anne, Kiraz neyden bahsediyor? Zeynep nerede? Bilmiyorum oğlum. Bahçeye de baktım ama yok. Aradım da ama ulaşamadım. Allah Allah. Açmıyor mu? Ay, canı da sıkkındı geldiğinde. Ulaşılmıyor. Kiraz, sen ne demek istiyorsun? Nasıl canı sıkkındı? Kiraz öyle diyor. Ben de çıkıp bir bakayım dedim ama odada yoktu oğlum işte. Anlamıyorum. Nereye gitmiş olabilir ki? Belki yürüyüşe falan çıkmıştır. Geçen gün de gitmişti ya. Belki bir hava alayım diye. Tamam, tamam anne. Ben bir etrafa bakayım. Tamam, bana haber ver ama. Neredesin Zeynep? Efendim Selim? Alo. Abla Zeynep orada mı? Yok. Buraya mı gelecekti ki? Evdekilere haber vermeden çıkmış. Telefon da kapalı. Ulaşamıyorum. Belki senin yanına uğramıştır dedim. Yok. Bugün hiç konuşmadım ki onunla. Nereye gider? Tamam abla. Aklıma ilk sen gelmiştin. Neyse tamam. Selim bak haber ver bana. Merak ederim ben. Tamam tamam abla merak etme. Buralardaydı zaten bulurum. Tamam. Kimse yoluma taş koyamayacak.
O madeni kurmama kimse engel olamayacak. Kimse. Ne Kenan Emiroğlu, ne de beni yarı yolda bırakan o şerefsizler. Andım olsun ki hepsinin heveslerini kursaklarında bırakacağım. Yeni görüştüğümüz firma. Sahada araştırma yapmaya başlamış bir denizci. Güzel. Bu heriflerin anlaşmayı bozmasıyla Emiroğulları'nın ağızlarına bir parmak bal çalmış olduk. Şimdi onlar gevşeyecekler. Biz de kaldığımız yerden aynı hızla devam edeceğiz. Hiç şüphesiz. Şimdi daha da hırslandım. Bu işi 100 istiyorsam artık 1000 istiyorum. Kimseye Necdet Karapınar geri adım attı dedirtmem. Görsünler bakalım bundan sonra neler yapıyorum. Necdet Bey, Gonca Hanım geldiler. Hadi al içeri. Erkut sen çıkabilirsin. Hoş geldiniz Gonca Hanım. Teşekkürler Erkut Bey. Kraliçem gelmiş. Hoş geldin güneşim. Kanatsız meleğim benim. Hep sen çağıracak değilsin ya. Bu kez de ben geldim. Beni ne kadar sevindirdiğini tahmin bile edemezsin. Bir de nasılsın diye merak ettim. Sadece merak ettin. Hiç özlemedin. Neyse, ayakta kaldım. Otur hadi şöyle. Hemen kapı dışarı olduk değil mi? Bu Gonca da fazla ayak altında dolaşmaya başladı. Nasılsın? Her şey yolunda mı? Yolunda sayılır. Yani bir yaramazlık yok. Sen nasılsın? Çok ağrınsızın var mı? Yok canım, ne ağrısı olacak? Bunlar vız gelir tırıs gider bana. Çiftlikte durumlar nasıl? Aynı, her zamanki gibi. Yani bir şeyler konuşmuyorlar mı? Ne gibi? Yani ne bileyim işte, gündemleri ne mesela? Yani öyle yeni bir gündem falan yok. Her zamanki şeyler. Hmm. Damat Bey ne yapıyor? Kenan Bey mi? Hı. Ne yapsın, işinde gücünde. De bir özel durum falan mı var? Ha yok yok. Yani öylesine soruyorum. Necdet. Efendim? Ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor güzelim. Sen bu Serdar Bey'i tanıyor musun? Serdar mı? Sen Serdar'ı nereden tanıyorsun ki? Yok olamaz. Çiftlikte kaldığını söyleyemem. Yoksa kıyameti koparır. Niye söylemedin diye. Hiç. Yani öyle bir gün çiftliğe misafirliğe gelmişti. Seni de hastaneye ziyarete gelmişti de ben ondan merak ettim. Sen merak etme böyle şeyleri. Evde Arzu Hanım'la konuşurken de görmüştüm. Ondan. Zamanı gelince hepsini öğrenirsin Gonca. Var bu işte bir şey. Dur bakalım. Kurtarmaya yeter. Allah'ım, mecburdum bunu yapmaya. Başka çarem yoktu. Ne olur affet beni Allah'ım. Ulan benim ne yapıp edip buradan çıkmam lazım?
Ne yaptın bahsen? Ulan kupona bakmam lazım ha, iyi hatırlattın. Belki de vurmuşuzdur voleyi. Baksana bakalım. Tutmuştur. 3-5 bir şey çıkar belki. Kupon arabada kalmış. Ben bir koşu alıp geleyim, bekle. Hadi bakalım. Bırak lan elindekini. Dur dur ulan seni. Otur lan oturduğun yere. Atla lan elindekini. Ne oluyor lan burada? Eyvallah. Çünkü bağlayalım da gözümüzü üzerinden ayırmayalım. Bir daha başımıza bela çıkarmasın. Adam gibi bağla şunu. Yok. Kapalı hala telefonu. Neredesin be Zeynep? Nerede? Hasan abi. Kolay gelsin. Sağ olun Selim Bey. Yeni mi geldin sen? Ne zamandan beri buradasın? Yoo, epey zamandır buradaydım. Neden sordunuz Selim Bey? Zeynep'i gördün mü buralarda? Yok. Vallahi hiç görmedim. Bir sorun mu var Selim Bey? Yok, yok. Tamam abi, eyvallah. Niye zahmet ettin? Zaten evi diye sanmıştın. Bu başka, o başka. Ne görüyorsun? Kendimi. Benim gözümden dünyadaki en güzel şeyi görüyorsun. Zeynep dur! Yapma! Selim! Sakın Zeynep! Zeynep sakın! Lan! Al dedim.
sensiz geçen her bir gün ben biraz daha ölüyorum senin. Kokun hala burnumdayken, gözlerin hala kalbimin en derin köşesindeyken sensizlik koca bir sessizliğe dönüşüyor. Ve ben bu sessizliğin içinde bir tek senin sesini duyuyorum. Bana seni seviyorum diyen sesini. Hiçbir yerde yok. Ya yürüyüşe çıksa haber vermez miydi? Allah'ım çıldıracağım. Niye telefonun kapalı be Zeynep, niye? Gündür. Gündür'ü aramadım ben. Selim. Alo, Gündür, Zeynep yanında mı? Yo, yanımda değil. Bugün hiç görüşmedik. Sen neredesin peki? Okulda mısın? Okuldaydım ama şimdi çıktım. Eve doğru gidiyorum. Tamam, tamam. Neyse. Selim. Ben de merak ettim. Bir şey mi oldu? Zeynep'e ulaşamıyorum bir türlü. Telefonları kapalı. Belki Melek ablanın yanındadır. Yok, yok. Onunla da konuştum. Hemen kötü düşünme. Belki şarjı falan bitmiştir. Böyle elim kolum bağlı bekleyemeyeceğim. Ben okula gidiyorum. Belki o oraya gitmiştir. Tamam. Beni de haberdar et, ne olur. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Koymamışsın kiraz. Kafan dolu tabii. Tuzu da unutursun, kendini de. Ooo Gonca Hanım. Sonunda teşrif edebildiniz. Çok geç kaldım biliyorum ama şimdi hemen hallederim. İyi, şunları doğra madem. Bak, iki ayağımı bir pabuca soktum gene. Tamam, tamam. Vallahi Ali Hanım'a diyecek lafım kalmadı. Ya kadına kemküm etmekten kendimi şaşırdım. Bu böyle gitmez Gonca. Sen bana kıymazsın, biliyorum ben. Bütün gün nereye kayboluyor çifte kumrular? Anlat bakalım. Ne yapalım? Yani öyle muhallebici falan işte. Kız, bu devirde muhallebici mi kaldı? O bizim zamanımızdaydı. Hem sen buna dedin mi gel beni iste diye? Yoksa varmam sana diyeydin. Dedim dedim. Yoksa varmam sana dedim. Hatta başlık parası da istedim. Kız sen benimle dalga mı geçiyorsun? Gonca, evlilik ciddi bir olaydır. Öyle boşlamaya neyin gelmez? Hem... Bu çocuğun hali vakti yerinde mi bakayım? Yani
İyi. Böyle kocaman bir çiftliği var. Hatta arabaları var. Ne yapsın? Kendi yanında kavrulup duruyor işte. Bak hala dalga geçiyor ya. Yani işin gücün kaytarmak Gonca. Hadi doğra şunları. Daha yapacak çok işimiz var. Yok, burada da yok. Mine, bugün Zeynep'i gördün mü hiç? Evet, okuldaydı bir ara. Nasıldı peki, konuştun mu hiç? Yok, okuldan hızlıca çıkarken gördüm. Dün benden notları istemişti. Vermek için seslendim ama duymadı bile. Tamam, tamam, sağ ol. Aa, Selim gelmiş. Bir şey olmuş sanki. Ay, evet öyle vallahi. Hadi gel gidip öğrenelim. Mineciğim, Selim derse mi gitti? Bir şey soracaktım da. Yok, Zeynep'e ulaşamamış da onu sormaya geldi. Ya, çok endişeliydi zaten. Evet, panik olmuş resmen. Okulda mı diye bakmaya geldi. Allah Allah. Bak ben de merak ettim şimdi. Neyse tamam canım, sonra görüşürüz. Görüşürüz. İt oğlu it. Gökhan abi olmasa senin eşini çoktan sermiştim ben. Erkeksiz teker teker gelsenize lan. Ben sizin gibi korkak değilim oğlum. Öyle silahların arkasına saklanmıyorum. Bittin lan sen. Şişt, Cevat ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Gökhan abiye ne diyeceksin? Gırtlağını sıkacağım lan ben bunun. Tamam. Apop, ne oluyor lan burada ya? İt oğlu it kaçmaya kalktı da patron biraz harbete çıktı. Bir şey yok yani. Onu zaten suyu ısındı. Vakti de doldu. Ne oldu? Senin kız gelmedi. Elimden geleni yaptım. Yaşamı süreni uzattım. Ne gelen var ne giden. Babanın borcunu senin kanın temizleyecek. Benden bu kadar evlat. Getirdim. Biliyordum. Burada olduğunu biliyordum. Zeynep. Kaç saattir seni arıyorum, eve de haber vermemişsin. Bin defa aradım seni. Telefon da kapalı, ulaşamıyorum bir türlü. Ne oldu bir tanem? Zeynep. Ne bu halin? Zeynep. Ne oluyor? Niye üzülüyorsun? Cevap versene. Zeynep, şaka mı bu? Bana bir açıklama yapar mısın? Ya sen kendini benim için tehlike attın. Bırak şimdi bunları, hemen uzaklaşalım buradan hadi. Seni dinliyorum Zeynep. Açıklama yapması gereken biri varsa o sensin Selim. Neyi merak ediyorsun? Ne duymak istiyorsun Zeynep? Anlatmamı istediğin her ne varsa ben açıklama yapmaya hazırım. Ama ben seni dinlemeye hazır değilim Selim. Nasıl ya?
Sor hadi. Neyi merak ediyorsan sor Zeynep. Bu kadar da rahatsın yani. Ya rahat olmayacağım da ne yapacağım Zeynep? Ne demek istiyorsan açık konuş. Ben sana her zaman açık olmadım mı Zeynep? İyi ya da kötü ne varsa gelip sana anlatmadım mı her şeyi? Ben de öyle sanırdım Selim ama yanılmışım. Beni çok güzel oyuna getirmişsin. Çok güzel kandırmışsın. Ben senin için, sen mutlu ol diye çabalarken, senin yüzün gülsün diye uğraşırken sen gelip bana bunları mı söylüyorsun? Günlerde çok meşgul olduğum belli canım. Ama artık benim için mi, kendim için mi orasını bilemeyeceğim. Bak bakalım ne için. Kimin için uğraşıyorum bak bakalım. Bunlar ne biliyor musun Zeynep? Gidemediğimiz balayımız için aldığım biletler. Ben günlerdir bunun için uğraşıyorum. Senin için. İkimiz için. Ama görüyorum ki bunların senin için hiçbir önemi yok Zeynep. Feride, çok yoruldun değil mi? Sen beni düşünme, iyiyim ben. Sahi ya, sen o kadar parayı nereden buldun? Ya boş ver şimdi parayı falan, hadi Murat. Hadi diyorum. Yani sen günlerdir onun için mi uğraşıyordun? Ne sanıyordun Zeynep? Uçak biletleri, otel rezervasyonu. Hoşuna gidebilecek güzel bir yer bulmaya çalışıyordum ben. Ben, yani sandım ki... Tamam. Madem öyle söyle bakalım. O kantinde samimi samimi oturduğun kız kimdi? Hangi kız? Ben de onu diyorum işte. Ben o kızı daha önce hiç görmedim. Ama siz maşallah 40 yıldır tanışıyor gibiydiniz Selim Bey. Anlaşıldı. Sen Buse'yi gördün. Buse benim çok eski bir arkadaşım. Tur operatörlüğü ve rehberlik yapıyor. Ve yıllarca yurt dışında yaşamış birisi. Ben de ona nereye gidebiliriz, neler yapabiliriz diye yardım istedim. O da bana yardım etti. Peki, o gece gece mesajlaşmalar, eve geç gelmeler, telefon konuşmaları? Hepsinde Buse ile konuşuyordum seni. Yani ben sen öyle davranınca sandım ki... Bütün o buluşmalar, gizli telefon konuşmaları... Hepsi sürpriz balayımız içindi Zeynep. Sağ olsun. Buse de bana yardım etti. Endonezya'ya gidecektik. Bali'de muhteşem balayımız için iki tane bildirim vardı az önce. Kimse yok. Rahat ol. Bir ara... Sana bir şey olacak diye çok korktum Feride. Sana bir şey olsa ne yapardım? Tamam, iyiyim bak. Asıl sen nasılsın? Ağrın var mı? Ufak bir şey ya. Önemli değil yani. Tam aslında adamların elinden kurtulmuştum. Bir anda daldılar üstüme. Pislikler. O silah kafama dayandığında var ya... Tamam ya dedim. Bitti. Yaşadıkların, yaşayacakların buraya kadarmış Murat dedim. Bitti ya. Ama tam o sırada sen geldin. Benim koruyucu meleğim gibiydin. Bakma öyle, ciddiyim. Eğer sen o parayı getirmeseydin... muhtemelen adamlar gebertmişti beni. Ahiden ya. Sen o parayı nereden buldun? Murat, önemli olan senin kurtulmandı. Asıl sen söyle. O adamlar senden ne istiyor? Seni niye kaçırdılar? Ya adamların benimle bir alakası yok. Nasıl yani? Hepsi... Hepsi Tülü ablayla alakalı. Adamlar onun peşindeler. Yani adamların ne benimle ne de babamla bir işleri yok.
Ben böyle olduğu için çok üzgünüm. Hayatımda sana açıklayamayacağım hiçbir şey yok Zeynep. İnşallah anlamışsındır. Tamam. O zaman söyle, Didem kim? Didem mi? Evet Didem. Hani şu sürekli mesajlaştığın kız. Kim o, açıkla. Açıklayayım karıcığım. Didem, sen hayatıma girmeden önce... Yani senden önceki kız arkadaşım benim. Demek eski kız arkadaşın. Ya diyorum ya, çok uzun zaman önceydi. Ben o defteri çoktan kapattım. Hayatıma sen girdin, yepyeni tertemiz bir sayfa açtım ben kendime. Madem öyle, niye mesajlaşıyorsunuz hala? Bilmiyorum yani, Didem uzun bir süre önce yurt dışına gitti. Sonra biz birbirimizi ne aradık ne de görüştük. Fakat son günlerde bana mesaj atmaya başladı. İnan sebebini ben de bilmiyorum. Cevap da vermedim zaten. Zeynep, Didem benim umurumda bile değil. Hiç kimse değil. Sana daha nasıl anlatayım bunu? Ya ben... seni başkasıyla düşününce... delirdim işte. Kıskandım. Ne yapayım? Çok da korktum. Seni kaybettiğimi düşündüm. Tamam söz. Bak bundan sonra gözümle görmeden inanmayacağım. Ya Zeynep, hala gözümle görmeden inanmayacağım diyorsun ya. Gerçekten kırıcı olmaya başladı. Yani lafın gelişi dedim ben ona. Yani demek istediğim... bundan sonra sana da aşkımıza da güveneceğim. Affettin mi beni? Sen bana böyle bakarken... kalbim... senin için atarken affetmeyeceğim de ne yapacağım seni? Gel. Gel bakalım. Atarlı kırıcım benim. Seni çok seviyorum. Didem'den. Nasılsın demiş. Cevap vermek ister misin? Hayır canım. Tamam. Tamam o zaman. Arıyorum ve haddini bildiriyorum. Bu kadar kibarlık yeter. Hadi kapa fincanı da falına bakayım. Belki bu son mesajdan sonra orada esmer, uzun boylu... hatta adına S olan birini görebilirim. Vallahi bu gidişle sadece falda değil... yakında yanımda da göreceksin isminin içinde S harfi olan birini. Aa! İyi insan lafının üzerine gelir diyeceğim ama... ay ne yapacağız? Feraye arıyor bak. Açmayacağız tabii ki. Gördün mü? Hemen nasıl ağımıza düştü. Erkek milleti değil mi? İki güzel mesajı hemen arıyor tabii. Gördün mü bak? Açmadı. Madem seninle konuşmak istemiyor, iletişime geçmek istemiyor... niye mesaj atıp duruyor? Bilmiyorum. Ben karımla geçirdiğim bu güzel anı Didem'i düşünerek mahvetmek istemiyorum seni. Hadi sen de düşünme artık. Tamam da sen de beni anla seni. Her şey çok üst üste geldi. Didem, Buse, mesajlar, ne bileyim işte. Seni hayatıma girdiğin, seni tanıdığım için ben... her gün binlerce kez şükrediyorum. Ben sana kavuşmak için onca engeli aşmışken ve sen benim karım olmuşken ben bambaşkasına göremem ki seni. Oh!
Dur bakalım. Acıyacak biraz. Dayan. Tülay abla için çok üzüldüm. Kim bilir ne kadar zor bir hayat geçirdi. Bir insanın baskı altında yaşaması kadar kötü bir şey yok. Tülay abla... Tülay abla çok iyi bir insan. Hem babam da onu çok seviyor. İnanır mısın? Tülay ablayı kurtarmak için çok fazla şey yaptı. Hem de çok. Da biz o kadar borcu nasıl ödeyeceğiz ya? Bir de şimdi seninki de var. Feride, parayı aldığını ya halan öğrenirse o zaman ne olacak? İnşallah anlamamıştır. Gerçi bu hayatta tanıdığım paranın kokusunu alabilen tek kişi o. Nasıl yani? Evet, gerçekten öyle bir yeteneği var yani, hissediyor. Komik kızsın cidden ha. Gerçi bir yandan da anlasaydı tüm şehirde sesi yankılanırdı. Duyardık yani. Durduk yere seni de berbat bir durumun içine soktum ya. Biliyorum, farkındayım. Ama sana söz veriyorum bak. En kısa sürede ödeyeceğim borcunu, tamam mı? Düşünme şimdi bunları. Önemli olan senin iyi olman. Feride? 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 Yine nereye kayboldu bu kız? Hazır Feride yokken şu altınların, paraların yerlerini bir değiştireyim. İçimde rahat etsin. Paralarım. Paralar. Paralarım gitti. Ah paralarım. Feride. Feride sen yaptın. Sen aldın paralarımı. Gitti paralarım, gitti. Feride!